Hocam bugüne kadar hiç büyük takım fırsatı gelmedi. Yani hala şimdi bekliyor şöyle, musunuz bu fırsatı? Şöyle, tabii büyük takımı çalıştırmak hem zor hem de Türkiye şartlarında üst sıraları oynamak için büyük bir avantaj. Biz mesela Gaziantep Spor'dan Bursa Spor'a gittiğimizde lig dördüncüsü olduk. Bir gidiyorsun, ya müthiş bir takım pas yapıyor, söylediğini çabuk anlıyor, top ayağında kalıyor, basit pas kaybı yok. Pablo Bataşa gibi bir oyuncuyla çalışıyorsun. Büyük takımlardaki sizin de zaten taktik anlamda oyuncularla birlikte uyum anlamında bir probleminiz olmadığında başarıya gidiş yollarınız biraz daha açık oluyor. Kolay demeyelim. Kolay hiçbir şey yok. Ama sizin bir şeyiniz varsa mutlaka takıma katkı yapabiliyorsunuz. Diğer taraftan şimdi diyeceksiniz ki hocam işte bak takımı düşürdünüz. Hayır, 36 puan o takım bana göre düşmedi. Bak bu sene 36 puan ligde kaldı. Zaten Türkiye'de 6 takımdan sonrası veya 7 takımdan sonrasının hepsi ilk başta alt sıralara oynuyor. Bu son 10-12 hafta kala 8 takıma düşüyor. Bu bir gerçek. Türkiye'nin 6-7 takımı var. İlk üst sıraları zorlayacak. Ondan sonraki takımların hepsi işte ligdeki fixture çekimi, teknik adamı, oyuncu yaptığı transfere göre şekilleniyor. Ama belli bir şeyden sonra da 8 takım küme düşme oynuyor. Ya 10 takımı ayırıyorsun. Evet, bu takımlardan birini çalıştırıyorsun. Geçen sene şimdi Göztepe çok iyi bir kadro kurdu bana göre. O kadronun eşittir karşılığı oydu zaten. Ligdeki sıralaması. Hı hı. Ha, o kadroyu ilk 4'ü oynatmak teknik adamın da vereceği büyük bir... Tabii bunu söylerken Tamer Hoca'yı da eleştiriyor, öyle bir şey yok. O da çok başarılı bir sezon geçirdi. Hayır, ama iyi bir kadrosu var Göztepe takımı. İyi bir kadro kurmuşlar. Dolayısıyla iyi bir takımı almak her zaman bir teknik adamın istediği bir şey. Siz de istiyorsunuz tabii ki. Transfer dönemindeyiz. Çok durgun geçiyor. Herkes temkinli. Neden böyle bir döneme girdik sizce? Ya gayet doğal. Doğrusunu yapıyor kulüpler. Bir kere çok açık, şeffaf olmak lazım. Ya para yok. Transfer neyle nasıl yapacaksın? Borcun üstüne borç yapıp da... Şimdi UEFA olmasa biz yanmışız ya. Bizi UEFA doğru yönlendiriyor. Bugün bakın büyük kulüpler transfer yapamıyor. Niye? UEFA olmasa yapacaklar. Niye? Taraftardan bir korku var. Bir baskı var. Aman olmazsa alalım da alıyorlar isimleri. Sonra hoca yapamadı. Hocaya küfür. Hocaya istifa. Önce hocayı gönderir. Sonra bakarız. Sonra yerine biri gelir. 3-5 hafta. Yani günü kurtarma değil. Geleceği kurtarmak. Geleceğe yatırım yapmak gerekiyor. Onun için bu olay iyi yapılmasın. Gençlere, yeni oyunculara şans verilsin. Transfer yapılacaksa doğru dürüst adamlar alınsın. Bakın şu anda bütün takımlar ince eliyor, sık dokuyor. Evet. Öyle hemen onu alalım, bunu alalım, şu gelsin, bu gitsin yok. Fatih Hoca özellikle bakın milli takıma kaç kere gitti geldi. Milli takımdan ayrılışı orada bir senaryo, başka bir ayrılma tablosu var. Galatasaray'a geldi ve Galatasaray Türkiye şampiyonu oldu. O Galatasaray takımının o kadrosu bana göre Türkiye şampiyonu olması en zor kadrolardan biriydi. Neden hocam? Kadro yapısı yeterli değil. Şimdi Donku atılmış, atılmış Donku oynattı. Düşün, Selçuk taraftarlar tarafından protesto edilmiş, Fatih Hoca aldı oynattı. Oyun içerisinde birçok değişiklikler yaptı. Kaleciyi tekrar geri kazandılar. Baktığın zaman Beşiktaş ve Başakşehir'in kadrosu, kadro yapılandırması olarak hem Fenerbahçe hem Galatasaray oranla daha iyidir. Ama Fatih Hoca'nın deneyimini ve taraftar üzerindeki etkisini ortaya koydu, takım şampiyon oldu. Burada Fatih Hoca'nın şimdi müthiş bir başarısı var. Ve bir kere taraftarı, tribün sustu. Şimdi Gençler Birliği'ni yenilen bir takımın hocası ve takımı karşılandı ve alkışlandı. Ama ondan önceki maçlarda protesto edilip oyuncuların güveni ve oyuncuların maça bakış açısı, inancı sarsılıyordu. Böyle bir teknik adam, bu bizim teknik adamımız. Avrupa şampiyonu olmuş. Yani ülkemizin, hepimizin birbirine sahip çıkması gerekiyor. Dolayısıyla Fatih Hoca çok önemli bir teknik adam. Fenerbahçe'yi nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi mesela Altın Ordu'dan iki oyuncu aldılar onlar. Burak, çok müthiş iş yaptılar. Büyük bir kulübün, çok büyük bir cesaret. Önceden ya... Ama Fenerbahçe bunu hep yapıyor. Daha önceden de aldı. Mesela ben Kayseri'deyken Lamparlak'ı almıştı. 17 yaşındaydı o zaman. Milli takımın Hollanda'da bir turnuvada dünyanın geleceğinin en büyük santraforlarından gözüküyordu. Çocuk kayboldu gitti. Oynuyor gerçi ama çok büyük talentti. Ondan sonra da bir sürü oyuncular aldı. Kendi altyapısından çıkan oyuncular var. Mesela o stoperi var. Bazılık maçında gol atmış galiba. Ya oyuncu var. Şimdi Fenerbahçe bu iki oyuncu aldığı zaman da mutlaka Koku'nun teknik adamlık felsefesinde, düşüncesinde böyle oyunculara cesaretle yer verecek bir yapısı olduğunu düşündüğü için almıştır. Veya hoca seyretmiştir bunları, evet alalım, ben bunlardan faydalanalım. Evet. Çok doğru bir aksiyon, bravo. VAR sistemi bu sene uygulanmaya başlayacak Süper Lig'de. Ne değişir sizce? Ben sonuna kadar destekliyorum. Teknolojiyi her zaman destekliyorum.
hata da olsa, eleştiri de olsa teknolojiden, gerçeklerden korkmayacaksın. Gerçekten. Nasıl hakem gidiyor, şöyle yapıyor, gidiyor şöyle bir bakıyor, bakıyor, pıt gidiyor, gösteriyor, pat başka karar veriyor. Verdiği kararı değiştiriyor. Şimdi ya o kadar canı yanıyor ki takımların. Bu büyük takımın lehine olabilir. Niye lehine? Nasıl, neden? Büyük takımların şöyle lehine olabilir. Ceza sahası içerisinde olan olaylar çok net ortaya çıkacak. Çünkü hücum oynayan büyük takımlar, güçlü takımlar, iyi transfer yapan, iyi oyuncu alan, sürekli baskı yapan, rakibinden daha güçlü olan takımlar rakip ceza sahasında daha çok oynayacaktır. Evet. Böyle durumda hakem kemin gözünden kaçanlar VAR'a takılacak. Bu sefer çat pozisyonlar verilecek. Penaltı veya frikik neyse gol. Ankara gücüne iyi bir parantez açmak lazım şöyle. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Bursa'dan sonra taraftar şeyi en yoğun olan bir kulüp. Adana Demir'i de buna koymak lazım yani bir alt ligde olmasına rağmen. Çünkü 12. adamın itici gücü çok önemli maçlarda. Rizespor bir kere çok sevindim. Açık ve net söyleyeyim yani. Benim çalıştığım dönemde 36 puandan düşmesi ve bir sene sonra çıkması çok önemliydi. Tabii orada yaşadığımız, Ankara gücünde yaşadığımız birçok güzel, üzüntülü günlerimiz var. Şimdi iki takım yeni bir yapılanma, teknik adamları, asansör takımdan çıkma düşüncesi içerisindeler. Erzurumspor'u da koyalım. Erzurumspor'da ben mesela Süper Lig'de ilk ben çalıştırdım Erzurumspor'u. Üç desen ona. Süper Lig'de ilk ben çalıştırdım. O sene Süper Lig'de kaldı. Ondan sonraki sene düştü. Erzurumspor bu. Üç takımın çok dikkatli olması gerekiyor. Gerçi burada Rizespor bence iyi işler yapıyor. Başkan Hasan Kemal Bey, yönetim kurulu geçmişteki yaşanılan asansör olayına ki geçen de yine demeci var Hasan Bey'in. Ona değinmiş, iyi değinmiş. Yani asansör takımı olmaktan çıkmak istiyoruz. Bence bu çok önemli bir şey. Önceden bütün takımlar iyi oyuncularla mücadele edip transferleri yapıp hem ligde mesela küme düşme oynayan takım bir 7-8 transfer yapıyordu kümede kalıyordu. Veya işte şampiyonluğa oynayacak takımlar çok güçlü kadro kurup şampiyonluğa oynuyorlardı. Bir tanesi şampiyon oluyordu diğeri ikinci oluyordu. Ama şimdi UEFA'nın getirmiş olduğu kriterlerden sonra artık kendi oyuncularınızı yetiştirmek ve antrenör gruplarının da oyuncu geliştiren, oyuncu yetiştiren vasıflara sahip olması gerekiyor. Bu sene bunu Süper Lig'de göreceğiz. Öyle yok alıyordun işte oradan buradan takım gidiyor. Zaten o takım ilk 8'e girer. Şimdi buradan isim vermeyeceğim. Geçen sene ben bazı takımlara bakıyorum. Ya o takım ilk 8'e girer. Mesela Mustafa Denizli de ayrı bir değer. Ama biz ne yapıyoruz? Yok Galatasaray'dan öyle oldu. Buradan böyle oldu. Ben Mustafa Denizli'nin yanında 2,5 sezon asistanlık yaptım. Müthiş bir insan. Müthiş bir öngörüsü ve ileriyi görebilen müthiş. Ben çalıştım. Mustafa Hoca farklı biri. Mustafa Hoca'yı çalışırken değil, ayrıldıktan sonra ne olduğunu anlatsın. Nasıl yani? Yani zor bir adam. Çalışması çok zor bir adam. Sek ve idare konusunda, bakın sek ve idare konusunda. Şimdi teknik adamların farklı özellikleri vardır. Bazı teknik adamlar müthiş antrenman bilgisi vardır. Sahada uygulayamazlar. Bazıları soyunma odasında iyidir. Bazıları kompedandır, hepsini taşır. Mustafa Hoca'nın bir kulübe geldiği zaman, ben mesela Rizespor'a gittiğimde, Rizespor'da bir sistem, bir düzen bırakmış. Yöneticilerin karşı binaya girmediği, futbolcuların tesislerine hiçbir yöneticinin girmediği ve orası tamamen teknik heyet ve futbolculara ait oldu. Şu Anadolu takımlarında bunu oturtmak çok zor. Yanınızdan ayırmadığınız bir papağanınız var. Nereden geliyor bu sevgi? Ya şimdi aslında ben hayvanları, kuşları, tabiatı çok severim. Müthiş. Mesela kuşum vardı. Sonra bir papağan alalım dedik. Şimdi çok stres ve ağır bir iş yapıyoruz. Papağan alayım bir tane dedim. Ben konuşur, ben ilgilenirim. Çünkü oradaki o 5 dakika var ya, o 5 dakika sizi başka bir şeye götürüyor. Beyin resetleniyor. Herhalde 3-4 sene oldu, 3 sene oldu, 3 seneye geçti. Şimdi papağan şakır şakır konuşuyor. Diyor, ben ona futbol arena öğreteyim, futbol arena hoş geldin desin. Peki, teşekkürler. Konuşuyor, her şey konuşuyor. İnanamazsın ya, vallahi. Ya şimdi hatta bazen sporculara bir şaka olsa da, ya arkadaşlar bak bunu öğrettim dedim. Size şunu öğretemedim. Ya bende bir hata var. Yani ya algılaması, duyguları o kadar yüksek bir hayvan ki. İnanama, her şeyi biliyor. Mesela gece yatarken üstünü örtüyorsun, sesini kesiyor. Sesini kesiyor, uyuyor. Sabah kalkınca da oradan aşağı iniyor, bakıyor kimse var mı diye. Kolluyor, varsa konuşmaya başlıyor. Yoksa tekrar yukarı çıkıyor, ses çıkarmıyor. Onu çıkarıyorsun, başlıyor konuşmaya. Yani insanlar gelişebilir, insanlar öğrenebilir, çok farklı şeyler yapabilir. Hayvanlar bunu yaptığına göre, biz onları geliştirdiğimize göre süperlik
bir önceki liglere benzemeyecek. Öyle fazla allayıp bulamasın herkes. İyi çalışan teknik adamlar, kendini geliştiren teknik adamlar, bulundukları kulüp içerisinde fark yaratanlar, başarılı olacaklar, takımına bir şey verecekler. Hazır oyuncuyu alıp bir takımı yönetenler de, çünkü ekonomik durumunun getirmiş olduğu kulüplerdeki ağırlık bu. Gruplar da çok çabuk şey kaybedecek. Ya işini kaybedecek, ya o takımlar başarılı olamayacak. Bazen orta sahadaki adamınızı stopere oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Elinizde oyuncu yok. Yoksa ama siz bu oyuncuyu hafta içerilerinde aylarca hazırlamak zorundasınız. En az 2-3 bölgede oynatarak. Dolayısıyla altyapıdan oyuncular alıp yukarı getirmek zorundasınız. Onlara şans vermek zorundasınız. Dolayısıyla bu sene Süper Lig'de çok farklı şeyler yaşayacağız. Şimdi isim vermeyeceğim ama şu gidişatta aşağıda 6-7 oynayacak takımlar belli. Aşağı sıraya 6-7 tane oynayacak takımlar belli. Ben Rizespor'la evet küme düştüm. Evet. Doğru. 36 puanla. Ve Süper Lig'in 21 yaş en genç. 21 yaş en genç takımıyla düştü. Şimdi evet bu bir başarısızlıksa başarısızlık. Ama aslında bu bir proje, bir planlama. Bir oyuncuyu kazanmak zorundasınız. Bir oyuncuyu oynatmadan oyuncu gelişmez ki. Bunun için de bazı riskleri almak zorundasınız. Şimdi hangi risk var? Eğer biz UEFA kriterlerini uygulasak 18 takımın belki 13'ü gidecek. Pıt aşağı lige gitmesi gerekir. Yani ama... Eğer o işareti futbolcu gidip hakeme yaparsa direkt sarı kart görecek. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Hemen onu söyleyeyim. Mesela Bursa Spor, Balıkesir Spor maçında yapıldı. Yani hazırlık maçında VAR sistemini uyguladılar. Mesela orada oyuncu gösteriyor. Mesela hakem kartı göstermedi. Ben dikkat ettim. Federasyonumuz güzel bir açıklama yapmış. Mesela burada mutlaka bunu seminerde işleyeceklerdir. Veya gözden kaçırmışlarsa ben şimdi onları hatırlatıyorum. Çünkü hakem gitti oraya. Orada oyuncular itiraz ettiklerini durmadan gösteriyorlar. Ama bu bir şeydi. Hazırlık maçında bir... Belki ondan dolayı. Tabii ama önemli. Buradan bir ders alabiliriz. Hepimiz ders alabiliriz. Evet. Oyuncularımıza gösterebiliriz. Doğru bir açıklama. Yani hakeme diyoruz ya, kart bu hareketi yapınca da sarı kart gösteriyordu hakem. Kart ne? Mesela bir faulde kart nerede diye hakeme itiraz ediyordu oyuncular. Bu hareket olmadığı için yasaklanmıştı. Kart gösteriyor. Şimdi aynı şeyi VAR'da uyguluyorlar. Ben doğru diyorum. Anadolu takımları da kendi aralarında oynarken bazen öyle bir kararlar oluyor ki. Mesela bir örnek vereyim. Rizespor kendi sahasında Osmanlı Spor'la oynarken hakem de Cüneyt hocamız, Cüneyt Çakır. Bir pozisyon oldu. Kaleci ellendeydi. Hocamız onu yanlış değerlendirdi. Bizim lehimize penaltı verdi. Rakibin eline değdi diye. Halbuki kalecinin eline değdi. Karcamaskasının eline değen bir top var. Ve lehimize bir penaltı çaldı. Biz o penaltıyı kullanamadık. Kaçırdık ama 91. dakikada da aleyhimize bir penaltı çaldı. Verilir de verilmez de. Bir şey demiyorum. Verilir de verilmez de. Ama o penaltı mutlaka hakemin etki altında alan bir... Şimdi VAR sistemi olmuş olsaydı, bakın VAR sistemi, o penaltıyı vermeyecekti. Ne rakip takımın oyuncuları, ne de biz, ne ondan sonra gelecek pozisyonlarda hakem şey altında kalmayacaktı, psikolojik, ruhsal, zihinsel olarak. Dolayısıyla VAR sistemini ben çok önemsiyorum. Bir kere teknoloji, bir sürü olaylar oluyor. Niye teknolojiden korkacağız? Yok tartışma olur, yok. Ya olsun, tartışma da olsun arkadaş. Olsun, ne yapalım?